Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Gökçen Kaya, kadına yönelik şiddet sebebiyle tutuklananların denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevlerinden çıkmalarının yaşanabilecek yeni olaylar konusunda endişe yarattığını belirtti. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarı takip mağdurlarının korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla mevzuatımızda bir dizi yenilik yapılmıştır. Bunlardan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 18 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulama yönetmeliği uyarınca ilgili mercilerce etkin koruma sağlanmasının gerektiğini ısrarla dile getiriyoruz. Yoğun mücadele ettiğimiz bu günlerde 31 Ocak günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 6411 sayılı Denetimli Serbestlik Yasası ile ise kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tüm çalışmalar ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadelede Ulusal Eylem Planı 2012-2015 yürürlükte olmasına rağmen şiddet eylemi sebebiyle hükümlü olanların onaylanan 6411 sayılı Denetimli Serbestlik Yasasında usulüne uygun şekilde istisnaya tutulmaması veya düzenlemenin bu husus düşünülerek yapılmamış oluşu konunun önem ve aciliyetinin hala yeterince algılanmadığının ve kadına ilişkin umursamazlığın acı bir göstergesidir. Bu umursamazlıkla ezilen ve yaşam hakkı elinden alınan yine kadınlar olacaktır. Hep dile getirdiğimiz üzere kadınlar sokakta, evde, iş yerlerinde, kısacası yaşamın her alanında şiddet görmekte ve mevcut düzen kadına yönelik şiddete adeta ortam hazırlamaktadır. En temel hak yaşam hakkıdır. Kadın erkek cinsiyet farkı gözetmeksizin devlet tüm bireylerin yaşam hakkını korumakla mükelleftir. Mevzuat düzenlemelerinin uygulamaya yansıtılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çabamız ile onaylanan denetimli serbestlik yasası arasındaki çelişki endişemizi büyütmektedir. Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik tüm çalışma ve çabalarımıza verilen cevapların özde değil sözde ve görünürde kaldığı açıktır. Çeşitli af yasalarıyla cezaevinden tahliye edilen kişilerin aynı veya benzer suçu yeniden işlediklerini gösteren istatistiki veriler bilinen bir gerçektir. Kadınlara karşı şiddet uygulayan ve bu yasa ile tahliye edilen kişilerin şiddet mağduru kadınlar için çok açık bir tehdit oluşturduğu ortadadır. Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde ısrarlı mücadelemize rağmen şiddet suçundan hükümlü olanların da yararlandığı denetimli serbestlik yasasının onaylanması bu büyük mücadelemize engeldir. Bu yasadan kaynaklı tahliyelerin ardından meydana gelebilecek kadına yönelik şiddet olaylarının sorumluluğu da çok ağır olacaktır. Tüm kadınlar adına dile getirmek isteriz ki sözde ve görünürde değil özde haklar gerekmektedir. Biz Aydın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu olarak mücadelenin ancak sıfır tolerans sistemiyle mümkün olacağını, bu umursamazlık karşısında da sessiz kalmayacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Basına ve kamuoyuna duyurulur. Teşekkür ederiz.